Biliyor musun buna yaptığımız numarayı? Bilmiyor, bilmeyecektim. Gel gel Batu. Afiyet olsun. Buyur, beraber olsun. Yok, kahvaltı yaptım ben. İç bir çorba. Yok. Bir çorba iç. Yok. İyi. Nedir? Anlat anlat, biz birlikteyiz bu işte. Hani kovanları biz teste yollamıştık ya. Hı. Halit komiserimizin yani vurulan silah mahallede ateşlenenle aynı silahmış. Bu Halit komiser senin babam dedin değil mi? Şimdi geçirin kapı. Bir de soruşturma açtı Sayır Müdür. Yani bugün imzalaman gerekiyormuş. Evrakları yani. Bu yüzden bu son. Neşe bir daha Efe komiser için bir şey yapamayız dedi. Bizim birlikte iş yaptığımız duyulursa yani. Ya bir dakika dur. Ya sen ne şom ağzın çocuksun be ama. Sana da başın sağ olsun diyemedik. Bir koymuştur tabii babanın katilini elinden kaçırmak. Sana koymaz mıydı? Sen ne konuşuyorsun ya? Ben oturur ağlardım, beni biliyorsun. Ama sen iyi dayanıyorsun. Yani sen de eğer benim yanımda ağlamak istersen... kanatlarımız burada. Yalnız değilsin yani Efe komiser. Tamam. Tamam. Biz tek başımıza sana yetmeyiz. Sana o teşkilat da lazım, onu da biliyoruz. Bitti o iş artık. Soruşturmadan sonra yine kazandı şerefsiz. Baban mı? Sen hep kaybedeceksin, ben hep kazanacağım demişti. Bak haklı çıktı. Laflara bak, laflara. Laflara bak. Bu laflarla mı eziyor? Allah Allah. Ya gördük senin de dün gece nasıl. Sen bana ne bakıyorsun? Bizimkisi yılların birikmişliği. Yıllardır eziyor, bize alıştık artık. Seninki senin adını lekelemiyor ama. Sen lekeli değilsin ki. Allah Allah. Sen lekeli olsan Nezih'in teklifini kabul edersin. Beni satardın misal. Sen temiz adamsın. Benim hayatımda gördüğüm en temiz adam sensin. Rahat ol. Ya işte temiz olmak mı yokuşum. Ha bak. Benim kayınpeder beni öldürmek istiyor misal. Beni iki babam da sevmiyor. İlla bir sıfır önde olacaksın değil mi? Ne yapayım ne yapayım, çekemiyorlar beni. Düşmanım çok kıskanıyorlar beni. Çok kıskanıyorlar. Ya şöyle ya. Aşık Gül. Ya bunlar bizi itecek sırtımızdan, biz yere düşeceğiz sonra kalkacağız. Bunlar bizi itecek, biz düşeceğiz yine kalkacağız. Bir laf var, ne diyor? Vurursanız düşerim ama kalktığında diyor. Bu bir yenilgi değil. Bu bir sınav. Bunu unutma. Hem senin aklında yılanlar vardı. Ne oldu o iş? Komiserim, Sayır Müdür aradı. Bekliyormuş. Ama küçük komiser, biz topluyuz. Sen gelin dağıtıyorsun. Olmuyor gülüm. Hadi gidelim. Ha bu arada... ben babamla ilgileneceğim. Sen de babanı boşlama, tamam mı? Ferhan'a ulaşmamızın tek yolu o. Tamam biliyoruz, Konyalı başında işte. İyi. Ha bir de bu... kayınpederini de hallet. Ölme. İşimiz var daha. Hadi. Adam tam düştü diyoruz, parandeyle kalkıyor. Komiserim. Kusura bakmadın değil mi? Hı? Hem bana öyle böyle şom ağzısın falan da dediler ama ben neyse dedim yani. Hem... müdür de bir an önce gelsin deyince ben... Nesrin Şensoy'un mezarının başında Kadir'i bulduk ya. O bıçaklanmamıştı, raporu çıktı mı? Bilmiyorum.
Ama öğrenmeye çalışırım. Bülent, buldun bir şey? Vallahi onun durumu kötü abi ya. Niye? Ya şimdi bu seri katil haberleri gazetelere, televizyonlara falan çıkınca tabii baskı oldu üstünde. Baş da edemiyor. Öyle etrafa paso bağırıp çağırıp duruyor. Sahil müdür de üstüne gelmeye başlamış. Ellerinde de bir şey yokmuş. Güzel güzel. Keşeye sıkıştı demek. Sıkışsın. Abi komiserim bak durum kritik lütfen. Kartal bana orada şomazlısın falan dedi ama umurumda değil yani. Sen bir gıdım hatırın varsa yani Sahil müdüre ters gitme tamam mı? Yeter. Ya hem bir şeycik çıkmaz oradan yani suçun yok bir şeyin yok. Yani soruştururlarsa soruştursunlar. Ha meslekten ben falan diyorlar ama... Bir insan hiç mi değişmez ya? Ne işin var senin burada? Çık dışarı. Sakin, sakin Bülent komiser. Olay çıkarmaya gelmedim. Stresteymişsin, elektriğini almaya geldim. Efe, seninle oynayamam. Çık dışarı. Oynamıyorum zaten. İstersen çıkayım. Ama söyleyeyim, pişman olabilirsin. Ne diyorsun sen ya? Sana bir teklifim var diyorum. Bakalım bu sefer doğru kararı verebilecek misin? Çocuk oyuncağı mı lan bu? Dala mı geçiyorsun lan sen benimle? Müdürüm. Doğrudur. Biz size haber vermedik ama başka çaremiz yoktu. Yani cinayetler de Kartal'ın mahallesinde olduğundan ve mahalleli konuşmadığından içeride birine ihtiyaç vardı. Sadede gel Bülent. Hem sen durduk yere Efe'yi niye kolluyorsun? Ne oldu da ortak çıktınız lan şimdi? Ha? Ne oldu? Müdürüm benim bu cinayetleri çözmem lazım. Doğrudur. Efe'ye ihtiyacım var. Ama sadece benim değil. Sizin de ihtiyacınız var. Üstünüzde çok baskı var. Yani Efe bize yardım etmezse bu iş büyür. Çok büyür. Yardım edecek yani. Etmeye başladı bile. Düğüne de o yüzden gitmişti. Bilgi toplamak için. Yani ben Efe'nin soruşturmasında bir suç olmadığına dair ifade vermeye hazırım müdürüm. Gel sen de. He? Allah aşkına gel gezeriz. Sen de keyfin yerine gelir acık. Benim keyfim yerinde zaten kuşum. Deme lan. Yoksa yendin mi babanı? Aynen 2-1 oldu. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Sen ne yaptın Nezih'i? Vallahi çözeceğim şimdi. İyi çöz. Sonra yanıma gel. Konum atıyorum sana. Lan sen de bizsiz yapamaz oldun he. Hadi canım hadi. İşini hallet gel. Ha bu arada Nezih Bey'e de çok selam söyle. Teşekkür et yardımı için. Gerek kalmamıştı. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Gelirler şimdi. Hah. Az solistimiz geldi. Selamun aleyküm. Geç otur. Ne bu böyle hiç karşı karşıya oturmaması gereken adamlar bir araya geldik. Çünkü birbirimize ihtiyacımız var kuşum. Bundan sonra cinayet şube benimle. Teşkilata bir döndüm. Tam döndüm diyorsun ha? Sadede gelelim mi artık? Şöyle ki artık Bülent'le birlikte çalışıyoruz. O bizimle raporları, olay yeri bilgilerini, MOBESE görüntülerini falan paylaşacak. Biz de onunla. İçeriden bilgileri paylaşacağız. Ne de olsa biz olmadan mahalleden bir şey öğrenemez. Aynen öyle. Yani bu herifi yakalarsak birlikte yakalayacağız.
O zaman en heyecanlı yerinden başlayalım Bülent. Komiser. Bize bir adam lazım. Sen söyledin mi? Seni bekledim kuşum. Müsaadenizle. Şöyle ki, şüphelendiğimiz adamın adı Ferhan Şensoy. Mezardaki kadının oğlu. Ama kayıtlarda ölü görünüyor. O sebepten biz de onu böyle arıyoruz. Aynından onda da var. Kartal, Oktay abi evden çıkmış, Konyalı peşine düşmüş de bir bara girmiş. Yolcu barda. Sen nereden biliyorsun bacım? Gördüm ben o adamı, aynı izden onun elinde de vardı. Kalk, kalk. İşte Oktay abi, o bara girmiş. Şesi uğrayacaksın, kapıda bekleyin siz. Lan ne kapı? Şişt. Sanki memuruyuz ya. Kimse evden kalkmasın! Kes bizi! Kapat bizi, kapat! Hiç kimse evden kalkmayacak! Kalkmayın, otur, burası sende. Bak yeminle sana, eğer durmazsan gider her şeyi polise anlatırım. Yapmazsın Oktay amca. Serhat, aç lan kapıyı, bak biliyoruz oradasın. Yaparım oğlum, yaparım. Oğlumu kaybetmemek için gerekirse yaparım. Aç kapıyı. İçeride babam olabilir. Bak oğlum, yolun sonundasın lan. Ha? Hadi kaç. Aç kapıyı. Erhan. 2, 3. Bülent. Ha, Bülent ben arkaya alıyorum, sizi öne alın, tamam mı? Tamam, çabuk çabuk. Bacım, hiçbir yerde yok. Mekanın kapısına beklerken de giren çıkan olmadı zaten. Demek ki hala buralarda olabilir. Şöyle gidelim. Ne yaptınız? Vallahi komiserim, bulamadık. Sorduk, soruşturduk. Hazal'ın dediği gibi burada çalışıyor ama yok şu an. Kartal! 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 Baba! Hazal, ben seni alacağım. Baba! Çekil! Çekil, dokunma bana. Sana gerek yok. Ben kendim kalkmasını bilirim. Ya baba. Çekil. Çekil lan. Çekil. Çekil. Fama hala yardım etmeye çalışıyoruz. Alo Hazal. Ne oldu? Kaçtı değil mi yine? Bizim babayı da alacaklar mı sorguya? Alacaklar tabii, o da buradaydı. Ama Bülent'ler görmedi. Sen babanı mı koruyorsun hala ya? Ne yapalım? Babamız. Babayı almasalar oluyor mu? Olur. O
Hoş geldin komiser. Hoş gördük, hayrola? Baçı. Yengeye söz vermişti. Aile fotoğrafı çektirecekler. Ne oldu? Dün geceden bir şey anlattı mı? Yok. Geçti, çekti kapıya oturdu. Ses yok o saat bu saattir de. Bizimki nerede? Hazırlanıyor. Ne? İşte dedim ya komiser, fotoğrafa. Fotoğrafa hazırlanılır mı ya? Ya komiser, tamam anladık, sen bu aile işlerini çok bilmiyorsun da. Ama bu aile fotoğrafı. Önemli bir şey yani. İpi aldınız, hazırladınız değil mi? Hazır abi, sen indir desen indireceğim. Tamam, şu çamur olmasın, dikkat et. Abi az yardım edin ya, bunların ipleri sıkıştı hep. Ya sanal da iyi de, gerçek hayatta var ya, bölüm geçemez bu çocuk. Allah, gel Ruşen aga, yardım edelim şuna, bitmez bu iş. Abi. Çekil. İnat ya, tam inat. Ya tamam, tamam. Sana da günaydın. Çay mı? Ne olacaktı başka sabah sabah? Bilmem. Senin kupanda ne olduğu belli olmuyor. Hayat işte. Öyle hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi olmuyor malum. Bir selam verdik, hemen laf çakmalar başladı. İyi. Güne pozitif başlaman güzel. Yok vallahi laf çarpmıyorum. Aksine ben onu söylüyorum. Yani öyle hiçbir şeyi dış görünüşüne göre yargılamamak lazım. Mesela sen beni düğünde gördün, dansöz sandın. Ben seni düğünde gördüm, adam sandım. Kimsenin öyle içi dışından belli olmuyor. Peki bir şey diyeceğim, bu neyin kini? Restorandaki mevzuysa ben seni onun üzerine 5 kere aradım. Açtın mı, açmadın. Sen beni arayacağına ananı ara komiser. Pisleşme ya. Yok yok, vallahi. Sen ananı ara, ona sor bakalım benim derdim neymiş, sana o anlatsın. Aradım, açmadın. Dernekteyim. Konuşmam var, sonra konuşalım. Uygun olunca beni ara. Ne var şimdi bunun arkasında? Başyapıt. Başyapıt. Tabii. Ya. Ruşen Aga'nın eseri. Ya. Abla Ruşengo bu ya. Ya estağfurullah. Öylesin Ruşen Aga. Ses var. Ses var. Heh, gel gülüm gel. Gel. Geç bir saniye. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Gel. Şu güzelliğe bakar mısın? Tamam, tamam. Evet. Geçin bakalım. Evet. Hanımlar, beyler, herkes burada olduğuna göre uzun zamandır beklediğimiz Ruşen abinin büyük projesinin açılışına hoş geldiniz. Hazır mıyız? Hazırız. Hazır mıyız? Hazırız. Son 2, 3, 4. Fotoğraf çektirmedi diyor. Ya onu ben ekledim. Olmasa mıydın sen aile resmi deyince? Yok, iyi etmişsin. Sıfatsızı koyduktan sonra. Onu silerim ben. Ama nasıl? He? Bu alkış da sana. Bu alkış da sana. Yok.
Öyle, öyle. Alkış. Hayır, alkış.